Gerçekten çok erken ve yeri doldurulmayacak bir kayıp. Seyfi Teoman'ın sevenlerine, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Biz de 24 ailesi olarak ve sinema dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Haftanın yeni yapımları yarın Beyaz Perde'de olacak. Bu yapımlardan biri de Raşit Çelikezer imzalı Can. Senin adın ne? Can. Senin bir ailen yok mu? Var. Annem işte işi bitince gelip beni alacak. Nerede görülmüş öyle şey? İnanır mı bize? İnanırlar, niye inanmasınlar? İlk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görücüye çıkan Raşit Çelikezer imzalı Can bu hafta vizyonda. Ama gayet sağlıklı. Her şey normal gözüküyor, merak etmeyin. Hikaye yaklaşık 1-1,5 yıl önce yazmaya başladım. Bütünü prodüksiyonu 11 ay sürdü. Yazmak, hazırlamak, çekmek, sonlandırmak. Açıkçası eşimle beraber yazmıştım hikayeyi. Şu an ikimizde 5-6 yaşlarında bir kızımız var. Ona baba ve anne olmaya çalışıyoruz. Tabii bir yaratıcı olarak insan kendi hayatından bir şeyleri yaptığı sanat eserine uygulamaya ister istemez geçiyor. Anne baba olma fikri üzerinden, çocuk sorumluluğu üzerinden bir hikaye yazmaya başladık. Kızımın da sağ olsun parkta oynama tutkusu vardır. Neredeyse haftanın yarısı parklarda geçiyor. Filmde de park önemli bir oyun alanı, özellikle çocuğun karakter açısından çok önemlidir. Böyle fikir başladı. Derken muhafazakar toplum yapısı içerisinde tutulmaya çalışan bireyleri görmemek mümkün değil etrafımızda. Onlar da sürekli bir inceleme altındayız tabii ki. Neticede bu ürünleri o insanlara yapıyoruz, toplumumuza yapıyoruz. Derken böyle hikayemiz oluşmaya başladı ve bugüne geldi. Birkaç yıldır evli olan Ayşe ve Cemal için tek eksik bir çocuktur. Normal yollardan çocuk sahibi olamayınca bunu kabullenemeyen Cemal'in zoruyla illegal yollardan çocuk sahibi olurlar. Bu durumu kabullenemeyen Ayşe için çocuğu sahiplenmek zor olunca Cemal'le sorunlar yaşamaya başlarlar. Ve çocuk 1 yaşındayken Cemal evi terk eder, kendine bambaşka bir hayat kurar. Can'la baş başa kalan Ayşe bir yandan ondan kurtulmak isterken bir yandan da tek düze giden hayatını değiştirmek ister. Ayşe, aç şu kapıyı. Ayşe! Bilmeyen bir tarafı anlatıyordu. Yani bu hikayeyi milyonlarca kere dinledik. İşte bir çift kasabadan şehre taşınır ve yeni hayat kurmaya çalışır büyük şehirde. Ama ve de bir kadın tarafından hani madalyonun öbür tarafına bakıyoruz. Bilinen annelik değil de mutsuz bir kadının tarafından bakıyoruz bir çocuk sahibi olma durumuna. Bir de başka durumlar da var. Zaten kendisi doğurmadı çocuğu gibi bir durum da var. Ama bence hani evlatlık meselesi önemli değil. Bir kadın ve bir çocuğun o bağı kurma durumuna başka bir taraftan bakıyor yani. Anneler yemek yapar, sevecendir, yumuşak ana kalbi. Evet, bütün onlar var ama bir insan mutsuz olursa, bir kadın, bir anne, çocuğuna da belki o çocuğu da yeterince göremez. Büyük bir hayal kırıklığı var Ayşe'nin içinde. Hem anne olamadı kendi bildiği doğal yöntemle, hem kocası tarafından terk edildi, hem bir hayal kurdu, büyük şehre geldi, o da gitti filan. Ben o yerden anladım, hani ben anne değilim ve bambaşka bir hayatım var. Ama o hayal kırıklığı noktasını anlamaya çalıştım önce. Ve onun insanı nasıl kapatabileceğini düşündüm. Oradan çalışmaya başladım. Bizde aile demek hemen evlilik ve ardından gelen çocuktur doğal olarak. Burada bir türlü olmayan bir çocuk var ve Cemal de doğal olarak karısını doktora götürüyor. Sorun nedir anlamak için. Fakat bir bakılıyor ki iş hiç de öyle değilmiş. Ve sonra bununla bir yüzleşme, bunun işin içinden nasıl çıkılacağına dair çok da aslında hazırlıklı olmadıkları bir durum. Hele ki bir erkek açısından hazırlıkları olmadıkları bir durum olduğu için biraz dağılıyorlar. Neyi bilirsin ya, neyi bilirsin? Hoşlanıyorum senden. Böyle mi söyleyeyim, hemen böyle mi söyleyeyim? Berkan için 70-80 çocukla audition yapmıştık. Ama Berkan içlerinde zaten en hazır olanıydı. En tecrübeli olanıydı bir taraftan.
Selen, Serdar, efendim Serhat, Cengiz, İdil, yani benim filmde oynayan herkes için. Ben daha hikaye oluşturmaya başladığımda onları düşünmeye başlamıştım. Çünkü hani bir senarist olarak karşımızda bir oyuncu arıyorsunuz yazarken, şöyle olur böyle olur. Ufak tefek tehirler oldu ana kadromda ama asalında hepsi vardı zaten ve ben hikaye yazarken onlarla paylaşıyordum. Adam çocuğumuz olacak diyor, canını kastetmiyor ya. Ne oldu burada, söylesene, ne duruyorsun orada, söylesene, ne oldu burada, kim geldi? Ben canı canlandırdım. Parka gitmek isteyen ama gidemeyen bir çocuktum. Peki nasıl geçti çekimler? Selen Uçar'la çalıştın, Serdar Orçin'le çalıştın. Anne baban oldular filmde onlar. Evet. Bazı şeyleri yaptım. Bazı şeyleri yapamayıp baştan çektiler. Ondan sonra sonunda başardım ve bitti. Eğlenceli miydi? Yoruldun mu? Nasıl geçti set? Raşit Çelikezer'le çalışmak nasıldı? Güzel. Yoruldum. Koş 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 bitmiyor. Ondan sonra bazı yerlerde takıldım. Unuttun mu söyleyeceğin şeyleri? Ormanda değil, yerde takıldım. Takılıp düştün. Peki onun dışında başka sette ne anıların var? Komik bir şeyler oldu mu? iPhone'la hep oynuyordum sıkıldığımda. Oyuncak, fakir bir çocuktum. Ona ben gözler getir oyuncak, fakir olmaya olmaya gidiyordum. Fakir bir çocuğu canlandırıyordun ama aslında fakir çocuk gibi yaşamıyordun, öyle mi? Evet. Peki ne söylemek istersin? İzleyiciler bu filme niye gelsinler? Ne izleyecekler? Güzel bir hikaye mi izleyecekler? Ne bulacaklar? Güzel bir hikaye izleyecekler. En başta konuyu anlamayacaklar ama sonunda bitişinde anlayacaklar. Usta oyuncu